Efendim merhabalar, uzaylılar hoş geldiniz. Dünyayı kurtarma maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz Barış'la birlikte ve bugün Halil Paşa'da konuk. İkiniz de hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Halil ne kadar izleyebildin abi? En son geldiğimiz, girdiğimiz Medium UFO görevini izledin mi? Abi izledim. İzledin değil mi? İzledim, yani Bize yetişti yani. hala halen geceleri kabusum oluyor bazen. Abi, ben, buton çıktı falan diye. Böyle bir şey olmaz abi. O, o nasıl bir düğün otosuymuş gerçekten oh, yani. Ama Kaç kişi gidiyorlar aşiret şiş, abi şimdi o. şimdi konuşmak istediğimiz <gülüyor> çok konuşmak <laughs> istediğim şeyler var. Çünkü biraz çalıştım. Hem makro hem e, taktiksel konusunda şeyler çalıştım ama aşiret düğün demişken hazır önce onlardan söz edeyim. Şimdi bazı uyarılar geldi efendim insanlardan, izleyicilerimizden. Bunlardan bir tanesi, bu bir tanesi papi Sinan O zaten Tamam. Ee, yılların Papi Sinan olarak dedi ki geçen sefer açılışta şurada demin, ben bu arada hep aynı adamlar var burada yine Boğaç yine Fahri bu oyunda meğer kimin nerede olduğu değişmiyormuş arkadaşlar hep aynı adamlar mesela aşağıda da yine Alfonso ile Barış koşuyorlardı demin gördüm ha Barış Alfonso koşuyor burada değişmiyormuş burada ha. Boğaç Fahri muhabbet ediyormuş filan bu değişen bir şey değilmiş ama e, dolayısıyla çok ele, ilginç bir şey de değil fakat şöyle bir yarısı oldu Papisina'nın Efendim bu adamlar burada bilardo oynamıyorlar. Bu aslında kısıtlı kaynaklarla oynanan bir Warhammer 40.000 dedi. Ve bu Stalker'ın aslında evet. jet... Tabii ki abi şimdi haklı adam. Biz görevden çıkıp ne oynamaya gideriz Halil acaba arka tarafta ya <laughs> yemekhanede. Tabii ki Warhammer 40.000 ama paramız yok. Züğürdüz ya adam ondan bahsetmiş. Evet. Bir bu uyarı geldi. Ee, teşekkür ediyorum Papi'ye. Şimdi onun dışında da sen dedin, dedin ya ne dedin? Ne düğünü dedin sen abi? Aşiret. Aşiret düğünü. Ha. Şimdi o düğünle ilgili bakınız şuradan bir bulayım. Ee, bazı izleyicilerimizden, YouTube izleyicilerimizden düğünle ilgili ciddi yorumlar var. Okumak istiyorum efendim. Şöyle ha. ki, demiş ki ee, Cihan Deniz, kendisi bugünlerde çok şey sıkı bir takipçimiz. Kendisine de saygılar, sevgiler göndereyim. Diyor ki efendim, bulayım ha. Efendim rivayet odur ki Baki'yi uzaylılar uzay halayına kaldırmışlar. Tabi uzay halayının maplere sığmaz yapısı gereği uzay boşluğunda halen halay çekmekte olduğu görülmüş. En yakın zamanda kurtarılması dileğiyle demiş. Bunu efendim başka bir izleyicimizin YouTube'da yaptığı Erol Masar Aksoy'un yorumuna binaen yazmış. O da diyor ki açıkta duran buton kirveymiş bu da sünnet düğünüymüş zaten. Bu ufo da sünnet düğünü ufosuymuş uzaylının kafası gitti prob yarısı diye çığırarak uzaylılar üstümüze geldiler diyor. Ondan sonra da Cihan Deniz'in değişiyle e, uzay halayına kaldırılarak baki götürülmüş durumda. Ben bu açıklamayı beğendim. Sen de aşiret diyordun ya biz de onun düğün olduğunu kestirdik ama sünnet düğünüymüş meğer. Bunu da yeni öğrendik yani. Uzaylı sünneti tabir ettiğimiz bir düğümmüş ve gelen muton da kirveymiş efendim sarhoşmuş zaten o üstümüze gelen muton. <laughs> Tek başına çıkıp ortada kavursuz etrafa ateş etmeye başlayan bir drone vardı ya. O meğer kir ha. kirveymiş o muhtar efendim. Sonunda da Baki'yi uzay halayına kaldırmışlar. Herhalde daha fazla satellite ve uzayla ilgili daha çok şey yaptığımızda Baki'yi buluruz diye umuyorum. Bu biz bir tane daha not almışım efendim. Bir eksikten söz ediyor Arda Karaduman. E, kendisi e, aynı zamanda de patronlarındandır en son patron olan arkadaşlardan biri hatta 50 gün yatıyordu çile dolduruyor hatırladığım kadarıyla çocuk gelir gelmez <laughs> e, tabi evet infantri 22 günü kalmış arda karaduman da demiş ki Brentford'un küre odasında demiş arka planda tightlı kadınlar eksik neredeler diye soruyor bu konuda bir bilginiz var mı Halil bir şey biliyor musun abi, bu konuda hak adam haksız değil <laughs> Taitli taitli kad... kadınlar... mor taytlı kadınların nerede bu küre odasının diye soruyor <laughs> ee, ben bu mor taytlı kadınlarla ilgili sana bir video göndereyim Göstersen. <laughs> buraya eklemek istersen ve <laughs> Gö... tabi ha halayla da çok Oo. Ee, Nedir o O zaman kontekstin e, içinde Havayla da bitinşik. bitinşik ben dur sana hemen ona yardımcı olayım tamam abi teşekkür ederim sen onu bana gönder bir ara <laughs> ben de burada koyarım böylece aynı anda halay mor kadınlar bütün izleyicilerin soruları yanıtlanmış olur Evet en önemli konuyu hallettiğimize göre minor konulara gelebiliriz. Şimdi Barış sana bazı notlar yolladım ben abi. E, <laughs> Mortaytlı Kadınlar and Where to Find Them adlı evet bölüm. Şimdi abi orada bir sürü şey var. Ben de bir sürü çalıştım. Ve e, neden bu durumdayız adlı makaleyi yazacak seviyeye geldim. Yani biz, biz neyi beceremedik adlı? adı, verilen. Nerede hata yaptık? Ha, öyle söyleyeyim. Nerede hata yaptık adlı şeyi yaptım, çalışmayı yaptım. Oradan madde madde bana hatırlatırsan ben de size açıklayayım bir yandan içinde bulunduğumuz durumu göstererek buradan. Ne demişim abi? Sanıyorum uzayla i̇lk, başlıyor. İlk madde zuzay. 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 Evet zuzay ve uçaklar. Adlı. Ben bu arada yapıştırdım e, şeye. Evet, evet iyi ettin ama şu anda zuzayı siz görüyorsunuz ben de oradan görürüm tamam. Çünkü chat çıktı benim zuzayımın üstüne. Şimdi efendim arkadaşlar Zuzay'daki durumumuz belli. Yokuz. Bir beceremedik uçaklarla ilgili. Uçaklarla ilgili Barış bu arada neyi beceremediğimizi de bir şey yapınca geriye doğru hangi saat çalışınca anladım. Abi beceremediğimiz şey kendimizi Amerikalı sanmakmış. Biz bu tespiti yaptık zaten. Afrika Amerikan olmuşuz biz. Yani hani kendimizi Kuzey Amerikalı sanmışız. Şu anda yaptığımız bu oyun aslında Kuzey Amerikalıların oynaması gereken bir oyun başladığın kıtadan başka bir kıtaya gidip o kıtaya beş tane uçak koymaya falan kalkışmak bunlar bizim harcımız olmayan işlermiş. Asıl <laughs> hata hem bu, ya yani stratejik bağlamda bunu peki, yapmışız. Nasıl yapıyorum abi peki? Nasıl yapmalıyım sizin yani? Abi bana şöyle geliyor. Aslında yerine... aslında Ay, Kuzey Amerika ne? abi Kuzey Amerika'ya çıkabilirmişiz ki Kanada ayrıldığı için çıkmadık. Aslında Kuzey Amerika'yı düşünüyorduk. Kanada ayrılınca tak diye kıta bonusunuzu zaten... aslında bu biraz bahtsızlık. Bizim hatamız değil bu. Kanada'nın küt diye çıkması oyundan bizim Kuzey Amerika'yı cover etmemizin çok hani galiba ileride bir yerlerde çıkmış olan yerlerdeki base'leri basarak oraları kurtarmak falan mümkün bu oyunda ama şu anda oyunun early game'de bizim Kanada yokken Kuzey Amerika bonusunu da alamazken buraya gitmeye kalkamayacağımız için Arjantin'e gitmişiz ya daha doğrusu Güney Amerika'ya gitmişiz ama hata, burada hata o da, yapmışız. O da Amerika'dan sayılır diyeyim. Değil mi? Evet. <laughs> öyle demişiz. O da Amerika'dan sayılır diye ama öyle, lakin ki öyle değildir. Cover ederiz evet. burayı abi deyip gitmişiz. Halbuki en baştan Asya'ya veya herhalde Asya'ya gitmeliymişiz. Çünkü 3 kıtaya cover etmek Kuzey Amerika startında olmayan bir adam için early game'de hatta mid game'de öyle her baba yiğidin harcı değil. Öyle bir şey yok. An olur. Ancak Kuzey Amerika startlı birisi 3 kıtayı cover edebilirmiş meğersem. Ama bu da değil abi. Bizim asıl hatamız şu olmuş. Bu arada XCOM oynayan varsa yeni başlamış olan izleyici varsa onlara da ders olur diye düşünüyorum. Abi uçaklarımızı fazla zorlamışız. Şöyle ki e, iki hitten fazla yememeleri görevi yapmamak pahasına geri çekmek gerekiyormuş. Eğer uydu aramıyorsa gelen adam uydu düşürmeye gelmiş bir UFO değilse gelen UFO. Çık karşısına iki tane at kaç tane atıyorsan ama ikinci hitten sonra üçüncü hiti yeme ve geri çekil. Bırak görevini hmm. yapamaz hale getirdin getirdin getiremedin getiremedin her neyse ama uçağın üçüncü hiti hele biz bazılara dört hit yedik elli gün yatıyorlar. Tabii bazen geminin uçağın sadece şeyle nedir o burnuna Evet döndü saldırıyor. Evet. İşte abi bu burada bir exponentiality varmış meğersem ve uçak ikinci işte cidden... geldi yine şey. Tabii exponential faiz. geldi bileşik faiz en büyük en büyük güç geldi. Şöyle ki efendim 2 hit yemiş uçak 18-20 günde tamir oluyor ve UFO'ların UFO etraf etrafta gezinmeci şeyi de cycle'ı da bu civarda. 2 hit yemiş uçak bir dahaki UFO cycle'ına yetişebiliyor oyunda. Ama 3 hit 3 hit yemiş uçak yetişemiyor. Ve dolayısıyla bu bizim içine battığımız uçak yok, uçaklar yüzünden uydu yok, uydular. Hemen. Bu saçma sapan batak oluşuyor. Kalk, vurabiliyorsan vur, iz aratamazsan çekil. zar aratamazsan çekil diye oynanması daha makbulmüş. Hele ki Kuzey Amerikalı değilsen ve uçak içinde yüzmüyorsan. Hatamız bu olmuş. Bu bir tane evet. konu. Artık yapacak bir şey yok bu konuda. Ee, ve Güney Amerika hataymış. Peki Ayrıca... bununla ilgili bir şey söyledim mi? Tamam. Bununla ilgili olabilecek tabii, tabii, olabilir. tabii, tabii ve Daha önce konuştuk ama belki okumalarınız <laughs> derin çalışmasının sonrasında daha net olmuştur. Bu Kanadayı tek, Kanada'nın gönlünü tekrar nasıl kazanabiliriz? Efendim, e, o, o konuda bir şey okumadım. Okumadım, kadar. okumadım ama ha. sanıyorum hatırladığım kadarıyla Skeleton Key yapıp da Alien Base aramaya başladığımız zaman girecek. E, o Alien Base'ler zaten buralarda oluyorlar. Bu çıkmış ülkelerden birinden alıyoruz. Hatırladığım kadarıyla şeyi. Alien Base baskını görevini eğer öyle bir şey ha. olursa ve becerirsek Kanadadır o görev belli zaten ondan sonra da Kuzey Amerika'dır diye düşünüyorum. Ama evet. e, chatte chat bile, eh, Alien Base Assault evet. Bak e, chatte söylüyor. Alien Base Assault tamam. zaten yapacağız. Plot gereği. O Assault'u o Kanada' ya yapacağız. Belli ki. Ve tamam. e, hem şey Base Assault'un plot ihtiyacını karşılayacağız hem de Kanada'yı yeniden renklerimize inşallah bağlayacağız. Şimdi bu konuda e, Barış oradaki benim notlarımı bir hatırlat bana e, veya sen oku ben açıklayayım eğer isterseniz. Çünkü çok garip bir durumdayız. Brezilya'daki uydumuz da düşmüş bizim. Ben bunun farkında. Hah, farkında evet. değildim. Arjantin'de bir tane uydumuz var. Elimizde e, Bradford çekil Allah aşkına ya abi git. <laughs> Geldir. 8 uyduluk yer var. 4 uydumuz var gökte. 3 tane de elimizde var. Hatta sanıyorum evet. bir tane de yapılmakta var. Ya ama o şey Ama o şeye kalma. yetişmiyor. E, o konser Ayşe raporuna da. yetişmiyor. 3 gün sonrasa geçilir. Yani. Sonra annemin üzerindeki uydu düştüler. Nijerya'daki. E, galiba yeri yeri evet düşündüm, evet bu yedek diye düşünülendi zaten. Bu yedek olan yedek oraya sonra. Bu şimdi Asya'ya atılmasına da ayın 22'sindeyiz. Asya'ya uydu atmamıza da artık bir hafta kaldı. O kararların verilmesi zamanı geldi. Ve bununla ilgili bir şeyler düşündüm. Barış bana hatırlatır mısın abi onları? Ben şimdi alttan bir yapmakla. Evet abi. Uh, şey, abduction parasıyla improved avionics uh, alınacak. Çünkü e, en, en sonu... son en son bir dakika Olsa dur yeter. dur mola ver oraya. Ee, en son görevden sonra Sinan bizi kafamıza silah dayayıp neyimiz var neyimiz yok sattırttı hatırlarsan. Evet. Her evet, şeyimizi sattırdı bize. Çok sattırıyor abi onun. Abi ama, Sinan ama, gelince boşaltıyor depoyu. Ama <laughs> ama doğru yapmış abi. Çünkü çok geri kalmış durumdaymışız. Hani bu bir bedel abi. O dedim ya demin kötü oynadık dediği şey. Onun bedeli bizim bazı şeyleri satmamız oldu. Bir de biraz da kötü zar Ben kombatlarımıza da baktım ilk 15-20 bölümdeki. Hava kombatlarında kötü zar birazcık. Sinan gelince her şeyimizi satıp Captain Upgrade'imizi yaptık. Foundry'den UFO Counter Measures'ı yaptık vurulmamızı engelleyecek olan şeyi. Bir şey daha yaptık. Ha bir de Improved Medikit yaptık. O da gelmek üzeredir veya geliyordur. Karapas Armor yapıyorduk birkaç o, bir Hayır hayır şey ara, mi? research olarak söylüyorum. Karapas Armor falan üretiyoruz da şey demek için söylüyorum. Editme, edit mi? Kliktim. Neyse. Ee, iki tane Foundry projekte başladık. Ve bir de Captain Upgrade yaptık. Şimdi Aha. demin ne demiştim Barış? Ben bunu neden sonra söyledim? Improve Avionics'den Heh. sonra söyledim. Ve şöyle demişiz. En son vasiyetimiz şu zaten. Uçaklarımız zaten 20-30 gün yoklar. 20-30 gün sonra yani Eylül ayının sonunda uçaklarımızda bir şeyler yapabiliyoruz tespitini yapmışız. O zaman da Avionics'i yetiştirsek yeter demişiz ama. Bundan sonraki maddeyi söyle bana abi. Eee Raider Research var. Uçaklar düzelmesine yakın yapalım. Tamam, doğru. Doğru. Bu da unutmayalım. Orada duruyor. Bir dakika tamam. abi. Hı -hı. Orta boy şey. yani UFO. Ya orta boy uça 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 zaten uçak kaldıramadığı için şu anda önemli değil. Evet, abi, abi, pardon. Abi de zaten o, o o şeyi hemen yapalım. Çünkü o kadar adam o UFO'ya nasıl sığdı? Bizim bildiğimiz fizik <laughs> çözülemiyor şu ama anda. Ama işte ya. abi yani, sünnet lütfen bu konuya Bilim adamları baksın abi. Çok doğru. Bu, yani çok bu doğru söylüyorsun. Düğünün Nasıl bir o, sayıyorum sayıyorum kaç odası var? Abi Üstün o boyda, kaç mutfağı var? O, o, boyda bir, yani. Bak, yani, o boyda bir o boyda bir düğün salonu Biz o kadar human sızdırmayız. Bunlara kadar muton sığdırmış. McDoid sığdırmış. Yani, yani düğün saloncularına da büyük katkısı olur gerçekten. Bence de araştırsınlar abi. Evet bu çok var. <laughs> Barış şey. ne diyordun abi? Aa, önümüzdeki uçak yapmıyoruz uydu yapabiliriz belki yedek uydu. Çünkü demiştim. bunu söylememin sebebi de abi uçağımız olmadığı için uydu düşürecekler. Uydularımız düşecek önümüzdeki ay. O yüzden yedek uydu ihtiyacımız iyi olur. Ee, abi en yakın uçağımız abi, kim bilir kaç gün sonra yani. 18 ben bunu gün. demiştim zaten gün. hani uçağa 200 ver ondan sonra eee maintenance'ına para ver. E, ya yani uydu yapıp e, atsan daha ucuza geliyor. Ama işte o uyduları, UFO'ları da düşürmeden oyunu kazanamıyorsun. Yani oy, o i̇şte, o Elo'lar, menolar başka türlü olmuyor yani. İşte. E, e, asıl ondan konu sonra, Ondan sonra da işte ay bitmeden uydu atmamız lazım. Tamam. E, para yok. Tamam. Asıl bir açız tane çok açız. kritik bir konu var. Asya ya taşınalım evet. fikrim ha. Evet. Şimdi evet. <laughs> As evet Göçe Göç Asya'ya göç hicret. edelim. Asya'ya hicret adlı fikrim var. Hicret tabii ki Afrika'dan değil ama madem Brezilya'da düşmüş arkadaşlar. Bu Arjantin'deki uydu e vururlarsa vururlar diye. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bakın mantı gelirimiz 2. 2. 2 yani. Biz Daha bu işte... Söyle evet. abi. İki. İki. E, e, 2. 2. Biz 8 gün içinde yani. 8 <laughs> gün bir şey yok <laughs> ikimizde <üzere> yani. Elimizde <laughs> elimizde bir sürü boş slot var. 13 gün içinde bizim elimizde 4 tane satellite olacak. Şu anda 3 tane zaten var. 13 gün sonra bir tane daha geliyor 4 oluyor. Biz 4 satellite'ın 4'ünü de Asya'ya atsak Asya'yı cover ediyoruz şu anda ve bunu yapacak Adam. uplink kapasitemiz de var. Bu durumda Arjantin'i de bir tane tek uydu kalıyor ve bir sürü uçak oluyor. Asya'yı Şöyle bir önerim var abi. Bütün Güney Amerika uçaklarını toplayıp Asya'ya gönderelim. Uyduları atınca. Tamiratlarını orada Anladım. yapsınlar. Anladım. Arjantin'deki uyduyu günün birinde yakalar da UFO'lar vurursa vurur. Vuramazsa bulamazsa da bulamaz. Ne yapalım deriz. Ama biz buraya atacağız. Şimdi atmak zorunda olduğumuz için uyduları. Gerçi hı hı. onları transfer etsek de koruyamayacağız. Çünkü uçaklar zaten 20-30 gün yok. Bir radikal fikirde uyduları şimdi atmayalım. Bir dakika abi. Ne oluyor acaba? Ama abi şöyle... Uydu'lar zaten ay sonunda atman gerekmiyor mu mutlaka? Evet, ayın sonundayım abi. Ayın son 8 günü geldik mi? Evet. Tamam, çünkü şu anda abi şöyle. Yani bir tane e, şuursuz, işin farkında olmayan sorumsuz bir çalışanımız üstse pizza söylese bahşiş bırakamayacak durumdayız yani. Doğru. O yüzden Durum de uyduları çok atmamız gerekiyor. Çok kötü yani. Ha zaten yani, Asya'ya yani atmak zorundayız zaten. Yani buradan bakınız. Evet, fazladan evet. E, işte 50 buradan aslında çok da fazla gelmiyor bu arada. 90 buradan 140, işte buradan da 80 falan. Yani 220 falan bir para artacak Asya'ya attığımız ee, zaman o Özgür, ee, sol tarafı tam göremiyorum ben Afrika'yı. Ee, o uydusu olmayan Arjantin mi? Brezilya abi uydusu olmayan. Brezilya, yani. Ha, Bre Brezilya. Pardon, Brezilya. 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 Okay. Okay. Ee, yani Afrika cover edilmiş vaziyette değil mi? Çünkü tabii tabii. Nijerya'yı okay. geri atmışız okay. bir tane de. Şimdi okay. şu anda elimi benim önerim şu abi. Zaten şu anda planımıza uygun olarak biz Asya'ya 3 tane elimizdeki uyduyu atalım. Dördüncü geldiği zaman onu da önümüzdeki ay Asya'ya atalım. Zaten onları koruyamıyoruz ve zaten onları launch etmek zorundayız bu ay. Ama sonra da zaten koruyamayacağız. Yani Allah'a kalıyor abi işimiz de. birazcık. Ondan sonra Ka eğer düşürülür mü ya? Şakır şakır. Bilmiyorum yani da. Düşürmeler. Eğer uçağımız yok, yani. eğer uydu Asya'ya attıktan sonra bir daha Brezilya'yı cover etmekle uğraşıp buraya bir sürü uçak bağlayacağımıza bu uçaklarımız düzeldiğinde biz Asya'da olalım. Arjantin'i bir gün vururlarsa vururlar, vurmazlarsa vurmazlar diyelim. Güney Amerika'yı korumaktan vazgeçelim. Planım bu. Hicret dediğim plan bu ama bütün bunlar uçak, uçaklar tamir olduğu zaman olacak zaten. E Afrika'dan da bir uçak hazır geçirebilirsin belki. Tabii yani tabii geçiririz. Asya'yı biraz koruruz yani. De, hani demek hiç de, korumamak gibi olmaz. Halil'cim söylediğim şey şu. Asya, Afrika'dan geçiririz geçirmeyiz ayrı. Bu söylediğim karar çok ciddi bir karar. Buradaki 5 tane uçağı alıp Asya'ya koymaktan bahsediyorum ben tamir oldukları zaman. 5'in 4'ünü hmm. koysak yetmez tamam, mi? Tamam olur bir tane bırakırız. Yani hani XCOM board game'deki gibi o tek kalan uçak hep düşer board game'de ama... Tamam bir tane bırakırız ama yani ateş ve, etmiş olur ya. Gelenek. Ve bakınız bir de o, buradan sonra nexus var az ileride. Konu, bitti değil mi? O uçak ve uydu ile ilgili aldığım notlar bitti. Bitti. Aha. Tamam. Yani. Şimdi evet. facilities ile ilgili siz görebiliyorsunuz görüyorsunuz. Şurası evet. buraya yapılacak olan bir nexus. Şimdi önce base bölümüne geçtim Barış. Oradan okursun sen bana. Evet evet. E, buraya yapılacak olan bir nexus Kendisi iki verirken bir buradan bir buradan dört veriyor. Burası dörtlük bir Nexus arkadaşlar. Dört, bunu hesaplamamışım ben. Hep üçlü hesaplıyordum ben bunu. İki tane komşuluğu olacağı için dört verecek. Bunu da hesaplamamışım. Diğer satellite Nexus da artı vermeyecek mi abi? Hayır işte her de artı her almayacak. Aralardan artı alıyoruz. Bak şu ikisinin arasında bir tane artı geliyor. Aynen. Bir ona bir ona Aynen. değil. Her adjacent kenar bir artı veriyor. Biz bunu da hesaplamadığımız için ya yani şu bu yapılınca yani karmaşık iş. Şunu demek istiyorum. Buraya dört tane, buraya bir Nexus yaparsak dört tane daha uydu alacağız. Bu dört tamam, tane zaten uyduyu zaten o Brezilya, o şey Meksika, Kanada, United States dersek Avrupa dışında her yerde uydu oluyor. Zaten Avrupa'da XCOM'da değil. Yani burada evet. Yurexcom yaptı ya bunlar. Bu Yurexcom'dan evet, evet. sonra böyle bir durum var. Ve bunu yapabilmemiz için yeterli uydumuz olduğu sırada Kanada'yı da kurtarırsak böyle bir oyuna gidebiliriz. Ya da bir seçeneğimiz daha var, buraya uplink, uplink yaparız Nexus yerine, bu bize bir eksik uydu getirir Hı -hı. ama 8 power getirir. E, şey ama e, power'ı daha, kaç aradaki fark? İkisi de sekiz. Parası da daha ucuz tabi. Parası daha ucuz, Hı -hı. bunun engineer'ı var, bunun engineer'ı yok, aradaki fark o. Şu anda o uplink'i yapabiliyorum Hı -hı. ama Nexus'u yapamıyorum da şu anda ona ihtiyacım da yok. Ama bütün bunlardan Doğru. önce zaten bass ile ilgili konuşuyoruz madem Barış. Bass notlarını bana hatırlatır mısın? Yani birkaç gündür not alıyorum evet, da i̇lk şey oldu. İlk not lab lazım. Research'ümüz çok düşük. Evet. Primary önerme bu. Research'ümüzün bu kadar düşük olmasını ancak buraya bir lab yaparak o da power ve para 140 para istiyor. Hı? 140. Ben 200 sanıyordum bunu bak. 140 mi yazmışım oradaki hesabı Eee um. 200 yazmışsın ya, evet. yanlış yazmış. İnanılmaz tamam, rezalet. Rezil. Ben iyi bak 60 para. Gerçi bütün o topladığım masrafların nereden geleceğini de hesaplamadım ben. O yüzden çok büyük bir yanlış yok ortalıkta. Yani hani gider bu gelir de burada diyemedim zaten. Ama bir laboratuvara ihtiyacımız var. Bu research sürelerimiz arkadaşlar olmaz. Bu yalan. Yani bu bu saatte artık bizim bunları slow olmaması lazım. Bunların yani. He. Bir, bir tane laboratuvara ihtiyacımız var o laboratuvarı yapmaya sadece power, paranın zaten bir şekilde çözüldüğünü düşünüyorum. Yeri de var madem. Bir laboratuvar lazım. Bir dahaki not ne abi? Ee, Peki power'ı ee, nasıl çözeceğiz? Fission generator mı yoksa aşağı steam'e ee. mi evet. O mu bir dahaki not zaten? Evet power lazım önümüzdeki. Tamam. Şimdi abi... Alt abi... kat yerine direkt en sola yapsak toplam 12 olur. Ha, şunu Demiş. demek istiyorum. Uplink veya Nexus 8 istiyor. Laboratuvar da 4 istiyor. 12. Elimizde bir var şu anda buraya bir generator yaparsak 11 de bu veriyor Kaç ecesin olduğu için 11 buradan bir de elimizde var 12 bunu karşılıyoruz ama sonra bu access lifti yapmaya bir power bulamıyoruz aşağı gitmek için ve yani bu, oh. burada bir generator burada bir laboratuvarla böyle bakıyoruz şimdi biz nereden power bulacağız diye bu yüzden o planı iptal ettim yazmış mıyım bilmiyorum. Bizi access lift ve buraya doğru giderek bu işi yapalım. Yoksa gerçekten bir laboratuvar bir generator yapar, yaparız sonra access lift'in power'ını ararız yani. Hemen lift generator büyüktür lab demiş. Ha tamam onu demişim. Hemen lift buraya kazdık generator sonra da lap. Çünkü öbür türlü şu an bir ayı kurtarıyoruz ama sonra gerçekten çok kötü bir kontrpiyede kalıyoruz yani bu yüzden yani boşu boşuna kendini kitlemene gerek yok yani evet evet yoksa zaten daha da kötü bir durumda kalırız saçma sapan bir yere gidip şey basmak zorunda kalırız power generator o zaman abi okay. e, lift Tuz. bu sonra lab lab buradan gelecek olan powerla o power okay. aynı zamanda bu labı yaptıktan sonra elimize 8 daha bırakıyor o da nexusu da yapar veya işte Uplink'i de yapar dolayısıyla biz de önümüzü tıkamaksızın ilerliyor oluruz bir dahaki not tamam, nedir abi? Son olarak da şey demişsin. Repair Bey'in yerini değiştirebiliriz demişsin. Onu zaten ilk yaparken öyle demiştik. Bu Repair Bey okay. kalmayabilir. Yani laboratuvarlar geldikçe okay. bakarız. Base bu kadar mı abi? Base ilgili. Base bu kadar. Başka bir başlık seçelim. Size açıklayayım. Bütün bunları ben şey askerler, şey için söylüyorum. Para, para. Biraz da ne yaptığımızı bilelim. Çünkü geçen oturumda şeyi hissettim. Oyun önümüze bir şey koyuyor onu yapıyoruz. Bir şey koyuyor onu yapıyoruz. Değil de biz şu körvün stratejik olarak da bir önüne geçelim. Yoksa başa çıkamayacağız bu oyunda yani. Nedir abi başlık sesi söyle bana. Subaylar. İki Subaylar. tane kaptan Subasa. Ay yok pardon. Tusubasa. Abi oradaki problem şu. Subaylarla ilgili bir Juvi'nin 35 gün yatacak olması. Bu büyük bir problem. Çünkü bu bizim Captain'ımız aslında. Şu anda Captain yapsak yaparız bu adamı. Ama üstü savunurken çocuk perişan olduğu için bir ay yok. Bir ay o kadar uzun bir zaman ki bizim buraya bir subaya ihtiyacımız var. En son Sinan'ın silah soruyla aldırttığı promotionlarımız iki captain iki lieutenant şeklinde. Bir captainımız zaten Barış. Ne demişim abi? Barış ve Ali mi demişim? Aynen. Ali'yi acaba Ali nerede? Ali'yi acaba captain yapabiliyor muyum diye bir kere bir soruyorum şimdi önce. Barış'ı yapabiliyorum. Ali'yi yapamıyorum. Konu kapanmıştır zaten. Ali'nin level'ı yetmiyor captain olmaya. <laughs> Tamam. Tuğçe'yi yap Tuğçe left hand yapacağım. Captain için evet, Bijuvi'yi Bijuvi olabiliyordur. Ama 35 gün Captain biletini buraya kapatmayalım. Tamam. Benim Ali Ali soru işareti o demek abi. Ali zaten Captain olamıyorsa. O zaman demek ki Burçin ve Tuğçe adı geçen. Aslında Burçin diye benim düşündüğüm Dün. şey. Ee, asıl adam. Teğmen. Teğmen. Ama iki tane var elimizde. Tuğçe de diğeri. Çünkü medik yediği aynı zamanda. O zaman Tuğçe ve Burçin göreve gitmeleri söz konusu olduğunda subay olacaklar. Şu anda yapmamıza gerek yok. Acil bir şey olursa değiştirebilirim diye ama Tuğçe ve Burçin'i düşünüyorum. Bu ikisi de şey yapacak. Devam et. Abi ne var sırada? Askerler. Ee, Baki Serbilen adamının level'ı geri kaldı. Evet. Baki, Baki Ser... fazla liberal. Evet. Şimdi Bu asıl problem bu zaten. Baki fazla liberal. Bu bir problem ama... Baki'yi halaya götürdü uzaylılar. Dolayısıyla bir sıkıntımız yok. Baki Serpilant adamı demek şu demek arkadaşlar. E, FRP'nin şimdi Halil sen oraları çok izlemedin. FRP Tap Sacrifice ayrıntılarına girmeyeceğim ama iki tane takımımız var. FRP ve Tap Sacrifice. Oyun tarzları da bir Hı -hı. tanesi şey. FRP daha e, Refuse Flank oynuyor. Tap Sacrifice Hammer and Anvil oynuyor. E, anladın evet. sen benim demek istediğimi. Sen, sen de Hammer'sın zaten. Hammer'ın Alfonso Bilgini, <laughs> Halil. Bunlar Hammer bölümümüz. FRP'de Refuse Flank oynuyor. FRP'nin yani Refuse Flank oynayan takımımızın aslında. Çünkü FRP'nin 8 tane sabit adamı yok. Hepsinin birer 8 tane primary veya bu olmazsa bu diye ortak paylaştıkları yedekler var. Baki Serbülent adamı demek şu demek. Baki kaçırılmadan önce FRP'nin primary... ...şatkanlı e, indizon olarak tasarlanmıştı. Kaçırdılar ve elimizde öyle başka bir adam yok. En son bölümde serbülent onun yerine geçer mi acaba demişiz. Ve olmayacak değil, olur. Ben bir inceleyeyim demişim daha doğrusu, inceledim. Olur ama Doğu gibi olmayabilir. Yani serbülent de bir şatkan scout oluyor ama... ...aslında serbülentin level'ı gelene kadar... ...vermek zorunda kalana kadar serbülentin level'ını... Biz başka bir scout bulabilirsek eğer shotgun indizon scout olmaya daha uygun. Serbülent'i yeniden tap sacrifice'ın um, e, hammer tarafına Halil'in yanına aktarabiliriz. Ama çaresiz kalırsak Serbülent olacak baki halaya gittiği için. Orada anlatmak istediğim şey bu. Bir dahaki madde barış. Tuna, Tuğçe çok önemli bir ay boyunca yedeklerle oynuyor. Evet Tuna ve Tuğçe gerçekten çok önemliler. Onlara da bir şey olursa ne bakacağımızı bilmiyorum yani. Halil'in dediğiyle de ilişkili bu zaten. Mediğimiz hı hı. de eksik ama medikten önce ciddi ihtiyaçlarımız i̇şte, var. İşte rookie'leri nasıl level'larız? Tamam. Scout ihtiyacı, Sapper Engineer. Ha, önemli olan bak. Sapper Engineer 3 tane adam lazım bize. Bir scout hemen bir scout bulmamız lazım. O scout eğer daha uygun görünüyorsa Indizon Shotgun scout olmaya, onu FRP'ye koyacağız. Görünmüyorsa serbilenti koyacağız onu da Tepsak veya işte yedek takımına. Zaten Tepsak Alfonso var main oyuncu olarak. Hemen bir scout bulmaya çalışmalıyız. Bir. İki. Işık Belül denilen adamın bir benzeri elimizde yok. Sapper. Sapper'lı başka engineer yok abi elimizde. Ve Sapper'ı olmazsa Tap Sacrifice'ın oyunu çöküyor. Tap Sacrifice Sapper'lı bir engineer'ız bağımlı oynuyor. Roketi yok çünkü. Hemen Sapper bir engineer bulmamız gerekiyor. Çünkü ışığı vururlarsa Tap Sacrifice yanına roket almak zorunda kalır. Ondan sonra boş bakarız. E, dolayısıyla bir engineer lazım. E, bir şey bir tane daha adam dedim, dedim orada abi. Gunner. Evet, gunner da evet. Bir tane de Gunner. Yedek o. O en önemsiz ama böyle bir Gunner'larımızdan okay. birisi 30 gün yattar olursa Gunner'sız siz Gunner problemi yaşıyoruz. Kaç tane rookie'miz kaldı? Kaç tane kimin ben var? Abi bir kere her şey önce özgün uzun cam var. İlk göreve götüreceğimiz. Çünkü o base'de çıktı herif ortaya. E Hatırlıyorsundur. Doğru. Beyzde çıktı hala rookie ama adı var bu adamın çünkü geldi. Okey yani. Onun bir dışında da abi 1, 2, 3, dört tane daha rookie'miz de var. Bu adamların içinden Gunner olmaya şu adam çok uymaz 12 moment'la ee, ve o istediğim engineer'ı da scout'u da. Üçüne de pek uymaz. 12 moment shotgun scout'u da olmaz. Engineer, bombacı engineer'ı da olmaz. Yani Gunner belki ama demek ki bu üç, üçü var. Şu kırmızı beyaz bayraklı okay. bir sürü adam var burada abi. Onlar onları götüreceğiz Özgünden sonra. Diğer konu ne abi? Ee, diğer yedek kulübesini sıkı daha sık kullanmak. Ee, yer açtığımız için 8 kişiyiz madem. Tamam. Deli gibi en azından bir ruki her görevi almak. Aynen, aynen. Herhalde bu konuda en fikirsinizdir. Başka türlü bu rukiler zaten durduğu yerde level almayacaklar yani. <laughs> evet evet. Şey ee, de önemli bu arada tabii. <laughs> Sadece Rookie'leri değil hani bir level almış kişileri de göreve koymak. Evet zaten yedek kulübesini yani daha sık yetişim. kullanmak dediğim o. Eğer e, Hatta begüm, yani begüm evet. mü alıp e, şöyle abi. Zaten takımları öyle kullanacağız bundan sonra. Şey yapamadık ki e, Medium UFO bizi takımsız yakaladı. Takımı kurup zaten her takımın aslında adamları yok. Mesela Tepselka Fires'in şu şu adamları var diye yok. Tepselka Fires'in rolleri var. Bu role uygun adam. Hangisi olur diye. Ve mümkün olduğu kadar atıyorum Begüm'ü almak istiyoruz ama başka bir infantry var levellamak istediğimiz onu alalım diyeceğiz. Yedekleri de açık kullanmak dediğim şey bu. Başka bir konu var mı Barış? Yok. Tamam. Ne ki konu? hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Bizim ora, mı? mı? Mi, dar mı? var mı? Daylılar hoş geldi. Bizim orada nasıl geçin Moğrucuğumuz ne biçim? Var mıdır seçin? hoş geldi.